Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aykonut'un yüzlerce mağduru haklarını aramak için Aykonut Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği'ni kurdu. Dernek Başkanı Yıldırım Demirel konuyla ilgili şunları söyledi. 1997 yılında dönemin o zamanki 94 yılında seçilmiş belediye başkanı Hüseyin Aksu'nun başkanlığı döneminde Aydın'da Güzelhisar Mahallesi Torlak mevkii denilen bir alanda İslah Projesi adı altında 18. madde uygulaması kararı alarak belediye meclisinden çalışmalara başlattılar. O çalışmalar sonucunda bu alanda 207 tane parsel üzerinde yapılan çalışmalarla burada gördüğünüz halkın anneleriyle veya babalarıyla yapılan bir sözleşmeler karşılığı inşaatlar yapılacaktı. O şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılarak Aykonut'a kooperatif olarak bütün tapuları arkadaşlarımız, bizler, babalarımız devretmişiz. Arsalarınızı devretmediğiniz takdirde bedeli emlak beyan değeri üzerine olmak şartıyla istimlak tarzında parası ödenecek, elinizden arsalar alınacak diye yazılar gönderdiler. Elindeki arsasının hiç fiyatına gitmesini istemeyen o zamanki insanlar kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle tapularını kooperatife devrettiler. Kooperatif 1997 yılından Hüseyin Aksu'nun belediye başkanlığından ayrıldığı 2006 senesine kadar orada 200'e yakın daire yaptı. Kooperatifle görüşmeye gittiklerini, kooperatifin yapılan sözleşmelerin geçersiz olduğunu söylediğini ifade eden Demirel şöyle devam etti. Arsasını veren insanların orada oturan 200 kişiden bir tanesinin evi yok. Bizler hepimiz kooperatifte sık sık görüşmeye gittik. Ya niye evlerimizi vermiyorsunuz? Bak yapılan yerden niye vermiyorsunuz? Onlar sürekli bizim yaptığımız sözleşmeleri kasap kağıdı olduğunu, bu sözleşmelerle hakkımız olmadığını savundular bize. 2015 yılında mağdurlar olarak bir araya gelmeye çalıştık. İlk etapta 12 kişi kadar olduk. Daha sonra Aykonut Yapı Kooperatifi yine 2017 yılında, yani bizim derneği kurduktan 2 yıl sonra Yavuzlar İnşaat'la o bölgede inşaatları ihale ettik, inşaatları başlatıyoruz diye hepimize haber gönderip evlerinizde siz alacaksınız şeklinde duyurularla bizi heveslendirdiler açıkçası. Biz de tamam müteahhit de ihaleyi aldı, işler de yapılacak diye beklerken müteahhit firma o bölgedeki alan üzerinde çizmiş olduğu taslak avam projelerle, onaylı olmayan, belediye tarafından onaylanmamış projelerle maket üzerine çizdikleri yerlerde şimdiki gördüğünüz o Torlak bölgesindeki satış ofislerinde daireleri satmaya başladılar. Yıldırım Demirel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Belediye Başkanı seçildiği 2009 yılında bu evleri bitirmek için şeref ve namus sözü verdiğini hatırlattı. Özlem Hanım, buradaki mağdur insanların hepsine ilk başkanlığına adaylığını koyduğu 2009 senesinde kağıt dağıtıyor. Noterden tasdikli kağıt dağıtıyor. Diyor ki, taahhütname daha doğrusu. İmzalı, ben diyor bu Aykonut mağdurlarının bu evlerini almalarını sağlayacağım. Bu evler alınana kadar bütün bürokratik çalışmaları hazırlayacağım. Her bir mağdurun burada sözleşme imzalamış hakkı olan evleri alana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür diye verdiği noter tasdikli taahhütname var. Aslında davayı geç açmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz Özlem Hanım'ın faaliyetlerinden bu işlerin bir an evvel bitirileceği konusunda çok umutluyduk. Özlem Hanım'la görüşebilmek için hiç değilse belki de 50 tane kaydımız mevcut. Bırakın Özlem Hanım'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmasını, halen daha bizim randevumuza dönüp de bir cevap bile vermedi. Yani bizi kabul etmiyor. Biz bu insanların hakları alabilmesi adına belediyenin bunu bize sunacağım diye taahhütü olmasına rağmen Özlem Hanım'ın, ama biz baktık ki vermiyorlar, dava açmak zorunda kaldık. Dernek Başkanı Yıldırım Demirel Özlem Çerçioğlu'na seslendi. Yine kendisine buradan sizin aracınıza sesleniyorum. Lütfen bu insanları, yani hepsini kabul etmiyorsa bile dernek yönetimi olarak bizi dinlesin, verdiği söze sahip çıkmasını istiyoruz.
Dernek sahiplerinden Elif Yavuz, sadaka değil hakkımızı istiyoruz diyerek şöyle konuştu. 97'de vermiştik sözleşmeyi, tapularımızı. Tabii ki yapılacak diye güvendik. Aramızda belediyeye bir güvenimiz vardı, sonsuz bir güven. Mahalle halk olarak hepimiz güvenerek vermiştik ama sonuç buraya geldi. Gidip geliyoruz, sürekli yapacağız. İki tane blok yaptılar, bir tane ev sahibine vermediler. Yoğurdular bizi. Çok kötü olduk. Benim torunum 21 yaşında oldu. Benim kızım nişanlıydı verdiğimizde. Şu anda 21 yaşında benim torunum var ya. Düşün, o kadar bir. İnşallah sonumuz hayır olur. Hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka değil, kimsenin hakkını değil, yetimin hakkını değil. Sadece emeğimizin hakkını yerimizi istiyoruz. Anne ve babasının 1997 yılında ev sahibi olma umuduyla tapusunu verdiklerini söyleyen Özgül Karaman da şöyle konuştu. Çocukluk, ben 68 bitti, 70'e merdiven dayadım. Hala daha bu yerler olacak diye bekliyoruz. Biz artık aslında umudumuzu kesmiştik ama Meral Hanım'ın ve Yıldırım Bey'in sayesinde tekrar yeniden bir alevlenme olunca bizler dahil olduk sürece. Annem babam rahmetli oldular. Evimiz de en güzel yerdeydi. Babamın sağlığında evler elinden alınıyor. Bir daire vereceğiz deniyor. İşte kısa bir sürede dairelerinize geçeceksiniz. Üzerinde küçük bir miktar para. Herkes evlerinden zorla çıkarlar. Biz o zamanlar daha biraz daha küçük, yani bir şey anlamıyoruz, bilmiyoruz. Babalar daha baskın söz hakkına sahip. Öyle olunca herkes evini terk etti. Bıraktık çıktık. Önce bir kira, arkasından kendimiz ev sahibi oldu. Babam ev sahibi oldu. Aradan yıllar geçti. Ne bir bina yapıldı, hiçbir şey yapılmadı. Daha sonra baktık evlerimizin üzerine evler yapıldı. Meğerse babamlara, yani mal sahiplerine verilen belgeler boş belgelermiş. Son 3 yıldır. Teşekkür ederim. Açtığımız...